Günaydın. Günaydın. Saat kaç oldu? Bayağı uyudun. Rahat uyuyabildin mi? Hı hı. Kahvaltı. Sen söyle. Yok. Benimki öyle önemli bir şey değildi. Sen söyle. Kahvaltı yapalım mı diyecektim. Benim pek kahvaltıyla aram yok biliyorsun. Ama istersen sana eşlik ederim. Yani belki bu sefer sen de denersin. Sanmıyorum. Ama kahvaltı hazırlama konusunda iyiyimdir. İstersen hazırlayabilirim bir şeyler. Yok canım, olur mu öyle şey? Ben hazırlarım. Ama sana sevdireceğim kahvaltıyı. Nasıl olacak o? Var kafamda bir şeyler. Aklınızda olmayan bir şey var mı acaba, merak ediyorum. Teşekkürler Kamil abi, sağ olasın. Her şey dalından kopup geldi. Ne, bir denersin. Yok, hiç canım çekmedi şu an. Sen de biraz yardımcı olsan. Tabii, ne yapayım, ne istersin. Sevmeyi denesen. Deneyim de nasıl olacak? Kahvaltıyla ilgili bildiğin her şeyi unutacaksın. Her şeyin üzerine bir çizik atacaksın. En baştan başlayacaksın. Sanki ilk defa kahvaltı yapacakmış gibi. Denerim. Ben hazırlayayım kahvaltıyı. Tamam, ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Bence senin olayın kahvaltı falan değil. Sen yemek yemeyi seviyorsun değil mi? Mesela kahvaltı bu kadar olsa ben tamamım. Yani daha fazlası olunca çok uzuyor. Ne, acelem var tabii. Yok. Ben senin için söyledim. Karın şimdi seni merak etmiştir. Yok. Benim de acelem yok. Kaç şeker? Bir tane. Dönüyoruz ha? Dönüyoruz. Ne zaman? Kahvaltımız bitince. Öyle bir yiyorsun ki insanın iştahını açıyorsun. Sana kahvaltıyı sevdireceğim demiştim. Böyle bir domates yememiştim. İlkler her zaman güzeldir.
Nasıl dönüyoruz? İlaç falan bir şeylerini hazırladın mı? Hayır. Yani? Nasıl dönüyoruz? Karavanla. Karavanla mı? Şaka mı yapıyorsun? İstanbul'a ne kadar sürer karavanla yol? Az değil. Gerçi benim için fark etmez. Gideceğim yeri düşününce uzun yol belki de çok daha iyi. Gideceğin yere sen karar vereceksin artık. Nasıl? Anlamadım. Nereye istersen oraya bırakacağım seni. Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Nasıl yani şimdi? Mahzene geri dönmüyor muyum? Bitti. Özgürsün artık. Özgürüm. Bitti. Evet. Korkmuyor musun peki? Neden? Seni şikayet etmemden mesela. Korkuyorum. Hem korkuyorum diyorsun hem özgürsün diyorsun. Niye gitmeme izin veriyorsun? Başka ne yapabilirim ki? Bunları düşünmemiş olamazsın herhalde, değil mi? Düşünmedim. Düşünmedim. Senin gibi bir adam böyle bir şey düşünmedi. Evet. Düşünmedim. Şimdi de öylece bırakacağım seni diyorsun. Hem başına geleceklerden korkuyorsun hem de özgürsün, bitti diyorsun, bırakıyorum seni diyorsun. Evet, korkuyorum. Yani bundan kim korkmaz ki? Düşünsene, bir daha böyle bir kahvaltı yapamayacağım uzun bir süre. Ya da böyle temiz havada oturamayacağım. Ailemi göremeyeceğim. Kızımı, kardeşimi. İçeriden bir daha ne zaman çıkarım belli değil. Yaptığım yanlıştı Peri. Neden, nasıl, niye yaptım bunların hiçbiri önemli değil aslında. Oldu bir kere. Ama bir yanlış yaptım diye de seni sonsuza dek o mahzende tutamam, değil mi? Böyle büyük bir hata yaparsan cezası da o kadar büyük olur. Sen de bu cezayı çekmeye hazır mı diyorsun yani? Doğru mu anladım? Hazırım. Özür dilerim. Özür dilerim. Sana yaşattıklarım için. Özür dilerim. Eğer yemiyorsan kalkalım, yolumuz uzun. Yok. Yiyorum. Daha devam ediyorum. Sen demedin mi sana kahvaltıyı sevdireceğim diye? Bak. Yiyorum işte.
Bununla mı getirdin beni buraya? Evet. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel. Sıkılmadın mı ben arkada uyurken sen yolda? Ya biraz. Ne ya? Enteresan bir şey. Nereye bakıyorsun? Bu Amerikan filmlerinde hep olur ya böyle sarı okul otobüsü. Ona benziyor. Sever miydin Amerikan filmini? Çok. Hep hayal kurardım. Bir gün ben de sarı otobüse binip arkadaşlarımla birlikte bir kampa gideceğim, kalacağım, eğleneceğim. Annemle babam beni uğurlayacak falan filan. Ne çok hayalim varmış meğer. Değil mi? O kadar çok kimseyle konuşmamışım ki. Seni görünce dökülüverdim. Hadi soğudu hava. Dışına baktın yeter. Birazcık da içine bak. Geç olmadan yola çıkalım. Yeni hayatına başlamak için ne kadar da hevesliymişsin ya. Sen de hiç hevesli görünmüyorsun. Aa, ne kadar tatlı bir şey bu, ev gibi içi. Evet, öyleymiş. Ay rahatlık, çok rahat. Bu karavan kafası da değişik bir şey gerçekten. Evet, ben de hep hayal ederdim böyle bir şey ama... senin sayende deneyimledim. Bunlar senin için. Benim mi? Yani dönüşte belki üstünü değiştirmek istersin diye düşündüm. O yüzden bir şeyler aldım. Çok incesin. Hatta senin kadar ince bir adam yani nasıl olacaklar sonunu hesaplayamadı onu da anlayamıyorum. Yani istersen arkada üstünü değiştir. Ben öndeyim. Oh! Allah, iyi misin? Yaşıyorum. He, bu arada ben giyineyim öyle çalıştır arabayı, olur mu? Tamam. Aa, telefonun mu açıldı? Evet, açıldı. Efendim Seko? Efendiler kovalasın seni. Neredesin oğlum sen? Ayvalık'tayım. Birazdan yola çıkacağım, dönüyorum İstanbul'a. Ayvalık. Anladım, çok güzel. Peri Hanım da seninle dönüyor mu peki? Chris'le bugün yazıştınız mı? Ekip rapor yollayacaktı bize. Anladım, berabersiniz. Ne yapmışlar, beğenmişler mi? Raporu inceleyebildin mi, ne diyorlar? Yazıştım abi, inceledim abi, beğenmişler abi. Sen benim soruma cevap verecek misin? Hayır. O da güzel. Beri'ne ne söylememi istiyorsun peki? Seni sorup duruyor, ben artık atacak yalan bulamıyorum. Sen bir şey bul da onu söyleyeyim bari. Ben konuştum Beri'ne. Bir şey söylemene gerek yok. Peki tamam. Gelince haber ver o zaman. Tamam. Eyvallah Seko. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Nasıl? Yakışmış. Ama ben onu yani saçın içine almamıştım biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Saçım için olmadığını biliyorum. Hani mahzende saçım örülürken hani çok güzel olmuş gibi bir beğendiğin gibi. Ama hiç konunun seninle alakası yok yani. Hemen öyle aklına bir şeyler gelmesin. Ben rahat edeyim diye topladım. Böyle daha güzel olmuş. Emniyet kemerini takar mısın? Allah Allah. Ne işte böyle oldu? Karınla ne ara konuştun? Bir ara. Sen şimdi ne konuştuğumu da merak edersin. Yo, ben niye merak edeyim ki ne konuştuğumu? Seko kim?
Seko. Benim kardeşim. Yani manevi kardeşim. Kaderdaşım diyeyim. Hı. Enteresan. Hiç. Yani senin gibi birinin arkadaşı olmaz diye düşünüyordum. Asosyal bir tipsin ya. Nasıl bir tipim? Ya işte biraz tuhafsın ya. İşte ne bileyim yani. Kim seninle arkadaşlık eder ki diye düşündüm yani, bu kadar tuhaf bir tiple. E sen ne diyorsun ya? Beni karıştırma, benimki başka. Benimki mecburiyetten. Öyle mi? Aslında... yani böyle bir durum olmasa belki... senin arkadaş olabilirmiş. Yani dediğim gibi. Normal tipleri pek sevmem. Sıkıcı olurlar. Başladık yine. Hadi bakalım. Eğer istersen arkada uyuyabilirsin. Sen hayalin değil mi? Karavan kullanırken kız arkada uyuyacak. Sonra mola yerine geldiğinizde sen kızı uyandıracaksın. Böyle uykulu uykulu gözlerle sana bakacak. Aşağı ineceksiniz. Birlikte yemek yiyeceksiniz. Bir şeyler içeceksiniz. Nasıl, iyiyim değil mi? Bayağı iyisin. Aa, yalnız ben şu an uyumak istemiyorum. Ama senin için uyuyor numarası yapabilirim. Yapacak bir şey yok. Hayatının son özgür gününde artık ne istiyorsan yapacağız. Dile benden ne dilersen. Bir şey diyeyim mi? Ben senin yerinde olsam öyle hemen İstanbul'a falan dönmem. Koy koy kasaba kasaba gezerim. Hayatımın tadını çıkarırım. Bol bol hava depolarım içime. Buradan Kuşadası'ndan Didim'e kadar mesela. Hatta oraya kadar gitmişken şöyle Marmaris, oradan Bodrum'a. Ben kendim için söylemiyorum yalnız bunu. Gerçekten seni düşündüğüm için söyledim. Bir daha tadamayacağın için. Yani ciddi bir teklifti benimkisi. Ama böyle alay edeceğini bilseydim hiç söylemezdim. Durumu ikimiz için de daha fazla zorlaştırmanın anlamı yok. Bir an önce gidelim de... ne olacaksa olsun. İyi peki. Ne olacaksa olsun. Niye kendini bu kadar suçlu hissediyorsun? Dün geceden bahsetmiyorum. Kendini cezalandırmak istiyorsun, anlıyorum da... ne kadar büyük bir günah işlemiş olabilirsin ki? Hani bu bir türlü içinde susturamadığın şey ne? Belli ki küçükken çok zor şeyler yaşamışsın. Hayat sana pek adil davranmamış. Onu da anlıyorum. Sabah hani dedin ya... cezamı çekmeye hazırım diye. Cezanı çekmek için mi kaçırdın beni? Yani çünkü... aptal bir adam değilsin. Beni kaçırdığından beri aslında başına gelebilecekleri çok iyi biliyorsun. Ama işte annene... babana, hayata karşı öyle bir öfken var ki... öyle büyük bir şey yapayım ki, öfkemi öyle bir şey yönlendireyim ki, cezası neyse onu çekeyim mi dedin, ne dedin? Sana bir şey diyeyim mi? Ben de o kadar uzun süredir neden neden diye kafamı yiyorum ki anlatamam. Ama şimdi anlıyorum. Şu an gerçekten seni de çok iyi anlıyorum. İçinden bir türlü atamadığın suçluluk duygusu, seni kemiren suçluluk duygusunu atabilmek için öyle büyük bir şey yapayım ki
Neyse cezası onu çekeyim bari mi diyorsun? Aslında şu an her şey o kadar açık ki. Ama er ya da geç bu yaptığının cezasını çekeceğini biliyordun zaten. Ama senin derdin aslında ben değilim. Kendinsin. Aslında kendine acı çektirmek, kendi cezanı demek istiyorsun. Bana zarar vermek falan da değildi amacın. Çünkü zarar vermek istesen elin aslında o kadar çok fırsat geçti ki. Bir şey yapmak istesen yapardın. Ama yapmadım. Ben aslında konu mankeniyim sadece. Bütün bunları da bilinçli yaptığını hiç düşünmüyorum. Ben ilk miyim? Yani daha önce de böyle birilerini kaçırdın mı hiç? Hayır. İlk göz ağrınım desene. Senin için özelim yani. Evet. 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 Benim için özelsin. Tabii sonuçta haklısın. İlk defa bir kadın kaçırdın. Normal. Onun için özel değilsin. Neden peki? Yani yanındayken ilk defa böyle hissettim. Nasıl hissettin? Oyun oynarken hissettiğim gibi. Ama oyun oynamadan. Ya seninle konuşmak ne kadar zor. Ne bileyim ben şimdi ne demek yani hani oyun oynarken nasıl hissediyorsun ki? Oyun oynarken dünya yansı umurumda olmaz. Hiçbir şey düşünmem. O kadar çok severim ki oyun oynamayı. Oyun yazmayı. Senin yanında da öyle hissettim işte. Dünya yansa umurunda olmaz yani benim yanındayken. Olmadı zaten. Ne oluyor bana ya? Ne oluyor sana? Karnım acıktı. Karnın mı acıktı? Hı. Bir sürü abur cubur aldık yolda yersin diye. Ya abur cubur başka bir şey, yemek başka bir şey. Benim canım böyle bayağı yemek istiyor yani. Şey gibi. Köfte. Köfte mi? Hı, köfte çekti benim canım. Hatta yolumuzun üstünde biraz geride bir köfteci geçtik, oraya gidelim. Yani döneriz bence, değil mi? Yani dönebiliriz sence? Nerede gördün acaba o köfteciyi? Ya çok geride değil, biraz geride. Hem ne var yani dönsek ne olacak ki? Biraz geç gidiverelim İstanbul'a, ne oluyor ki? Yani köfteci için geldiğimiz yolu geri mi döneceğiz? Hı, ne var ki? Çok şeyde değil yani. Ya vardır yolumuzun üstünde mutlaka bir köfteci. Ya yoksa? Yolumuz uzun, illa vardır. Ama şimdi ben geçerken bir baktım, böyle temiz pak bir yere benziyordu. Yani lezzetli gibi, ben yemekten anlarım, bana güven. Biz o köfteciye gidelim, ha? Hadi ya, ne olur. Ne olur köfteciye gidelim. Bak sonra çok pişman olursun ha, üzülürsün. Kız gider ayak son bir şey istedi, yapmadım dersin. Gider ayak? He, senin için söylüyorum. O ayak senin ayağın. Hani hapishaneye girmeden önce gider ayak diyorum. Aman neyse, köfte çekti canım. Hadi gidelim ne olur ya. Binet. Dönüyor muyuz? Açık ayran falan da vardır orada. Bak şimdi çok güzel içeriz.
Sen yemek yiyeceğim dedin, şimdi onları yiyorsun. Bir şey olmaz, onu da yerim, onu da yerim. Su içer misin? İçerim. Ben içerim, sağ ol. İyi. Çok iyi oldu. Sen bir köfteci gördün, emin misin? Yani biraz daha gidersek Ayvalık'a geri dönmüş olacağız. Eminim ya, gördüm, devam et. Amma sabırsızsın. İleride biliyorum. Bak 5 kilometre daha gidelim. Eğer görmezsek İstanbul'a dönerim, haberin olsun. Biraz çubuk yedi. Kadınlar eğer herhangi bir erkeğe 10 yaşındaymış gibi davranırlarsa onu kendilerine aşık edebiliyorlarmış, biliyor musun? Aa, nasıl olacakmış ki o? Senin yaptığın gibi. Ya böyle eliyle beslerse, ne bileyim eliyle su içirirse, üstünü başını silerse falan. Ha, ne oldu, aşık mı oldun yani şimdi, anlamadım. Herhangi bir erkek dedim Peri. Pardon. Ben bunu oymuyorum. Tabii. Çok haklısın. Affedersin. Nasıl çıktı benim ağzımdan böyle bir şey? Büyük günah işledim şu an. Tabii canım, sen ve sıradan erkek. Mümkün değil. Orada. Ha. Ben dedim sana var diye. Ver sinyali, ver. Geçir. Tamam. Sakin ol. Ben sana dedim bak, köfteci var diye. Kabul etmişler de iyiyim. İster misin bir porsiyon daha, söyleyeyim mi? Aa, yok, tamam, bence yeterli. Ama nasıl, güzeldi değil mi? Yani. Yani mi? Az önce karşımda köfteleri löp löp yutarken hiç öyle değil mi? Şu an sırf muhalefet olsun diye ağız burun büküyorsun, başka bir şey değil. Ölmedim yani. Ben sana söylerim, döndüğümüzde çok iyileri var. Gidip orada yersin. Ayrıca böyle her beğendiğin yerde durmaya kalkarsak büyük ihtimal İstanbul'a varamayacağız. Madem bugün son günümüz, o zaman sana bir şey itiraf edeyim. Mahzen de yalnızken aslında senin gelmeni bekliyordum diyebilirim. Çünkü zaman kavramını yitiriyorsun. Yani ne zaman gece, ne zaman gündüz, saat kaç? Sen ne zaman geliyorsun, ne zaman gidiyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum. İnsan yanında bir nefes olsun, konuşayım istiyor. Madem bugün son günümüz, bir itiraf da benden. Dinliyorum. Mahzene inmek için can atıyordum. Evin o kalabalığından kaçıp mahzene sığınmak çok iyi geliyordu bana. Kalabalık. Kalabalıktan kaçmak. Kalabalık aileler hep en neşeli aileler gibi geliyordu bana. Bana da öyle. Ama bizimki hiçbir zaman öyle olmadı. Bundan sonra da olmayacak galiba. Peki. Bir itiraf daha. Ben mahzene inebilmek için işe gitmiyordum aslında. Evden çalışıyordum. Bu söylediklerin arasında en çok mahzene kaçmak, sığınmak istiyordumu beğendim galiba. Çünkü kendime en yakın hissettiğim şey bu. Ben de bana yaşatılanlardan, yaşadıklarımdan sonra aynı şeyi hissettim çünkü.
Kendi isteğimle olmasa da mahzende olmak bana iyi geldi. Ayvalık'ta demiştin ya. Galiba haklısın. Dışarıdaki kötülüklerden, pisliklerden uzak bir sığınak. Düşünsene. Aslında ben zaten ölümün kıyısına kadar gelmiştim. Seninle karşılaşmadım. Yani daha doğrusu sen benimle karşılaşmasaydın. Ben zaten çoktan gitmiş olacaktım bu dünyadan. Yani iyi ki beni kaçırmışsın demek istemem ama galiba öyle oldu. Artık bu kendini öldürme fikrinden uzaklaşmışsındır umarım. Bilmem. Mahzende kendimi öldürmeyi hiç düşünmedim. Hatta sadece kendimi düşünebildiğim tek yerde de diyebilirim. Ne acımı yaşadım, ne başka bir şey düşündüm. Sadece kendim vardı. Şimdi sen beni bıraktığın zaman ne olur bilmiyorum. Çünkü yine o adaletsiz, ikiyüzlü istemediğim dünyaya geri döneceğim. O yüzden gerçekten ne hissederim, ne yaparım hiçbir fikrim yok. Bunu söylemek çok garip ama sen benim hayatımı kurtardın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Beğendin mi? Beğendim. Hadi kalkalım artık Peri. Daha çay gelmedi ki. Emin misin? Hadi gel. Arabayı ben kullanayım istiyorsan. Nasıl yani? Bayağı. Niye kullanamaz mıyım? Bilmem, kullanabilir misin? Allah Allah. Gözümden uyku akıyor, zaten çayı da içmedin. Vallahi bak, şoförlüğüm iyidir benim, küçümseme öyle. Ya ne bakıyorsun vallahi bak. Uyursun hem arkada, dinlenirsin. Hadi hadi, güven bana, emin ellerdesin. Anahtar. Düşünsene, şimdi de ben seni kaçırıyormuşum. Hiç tavsiye etmem öyle bir şey. İnsanın karşısına hiç beklemediği şeyler çıkıyor. Beklemediği derken? Neyi beklemiyordun ki? Ya bunu beklemiyordum. Seni. Beni. Bizi, ne bileyim. Ne varmış ki bizde? Bir şey yok. Yatıyorum ben. Peki. Peri Turizm iyi uykular diler. Aa, uyanmışsın. Niye buradayız? Tuvalet molası. Nereden baksan 1,5 saat uyumuşum. Ya şimdiye kadar çoktan İstanbul'a gelmiş olmamız lazım. Ben biraz temkinli bir şoförüm de böyle 50-60 kilometreyi falan çok geçmemeye özen gösteriyorum. Bir de baktım böyle yöresel lezzet falan yazıyor. Merak ettim, bir bakayım dedim. Bir şeyler alayım dedim. Bal.
Açabilir misin? Açamadım. Çok güzel bir şey, sen de sende. Ben pek bala bayılmam. Niye? Tatlı diye mi? Çok yoruldum. Ben de. Normal. İki geceleri doğru dürüst uyumadın ki. Bir de üstüne yoğun. Ben iyi uyudum gerçi de. Çok yapmak isterdim bunu, biliyor musun? Neyi? Balık tutmayı. Ve sandalyeni atacaksın denizin karşısına. Alet edevatın da yanında. Denize baka baka, düşüne düşüne. Konuşmadan hoşlanmadan ya da kaçmak istediğin zamanlarda hep böyle alakasız şeyler anlatıyorsun, biliyorsun değil mi? Çözdüm artık seni. İşte tam çözdüm. Hadi bakalım çöp balam. Kalk bakalım. Zamanı geldi. Korkuyor musun? Eskisi kadar değil. Birazdan korkarsın. Ellerin kelepçeli polis eşliğinde yürürken. Senin gerçekten ihbar edeceğimi düşünüyor musun? Efendim? Bu kadar olan şeyden sonra, bu kadar yaşadığımız, paylaştığımız şeyden sonra seni gerçekten ihbar edebileceğimi düşünüyor musun? Doğru olan, yapman gereken bu. Hayat işte bazen doğru yapmana engel oluyor, izin vermiyor. Yanlış yaparsın. Peki ben ihbar etmesem? Sen kendini ihbar edecek misin? Tabii ki etmeyeceksin. Sürekli ceza çekmekten bahsediyorsun ama sen aslında zaten cezan çekiyorsun. Hem kendin için hem başkaları için çekiyorsun. Yani hapse girmişsin, girmemişsin. Aslında hiçbir önemi yok. Senin için bundan daha büyük bir ceza yok diye düşünüyorum. Sen belki kendini bana açmadın ama ben görmem gerekeni gördüm. Anlayacağımı anladım. İyi adamsın sen. Şuran temiz. Sana yaşattığım bunca şeyden sonra bunu hala söyleyebiliyor olman. Bana yaşattığın şeylerden o kadar çok şey öğrendim ki ben aslında. Hayata dair, insana dair, kendime, sana dair. Tamam, normal değilsin. Delinin tekisin. Saçma sapan bir zekan var. Komiksin. Az konuşuyorsun ama öz konuşuyorsun. Ama kötü biri değilsin. İyi bir insansın. Sen aslında beni hiç incitmedin. Ne ruhen, ne bedenen. Hatta korktun,
Endişelendim. Beni özlediğim yerlere, zeytin ağaçlarına götürdü. Mutlu etmeye çalıştı. Her şeyden de önemlisi, benim hayatımı kurtardın. Öyle düşünüyorum lan. Biraz da olsa acımı hafifletiyor. O geceden sonra ne kadar pişman olduğunu da gördüm. En azından hissettim diyelim. Kendimi kötü hissetmemem için elimden geleni de yaptım. Yani sen iyi bir adamsın. Ben bu kadar övgüye pek alışık değilim. Yapma istersen. Eve git Beren. Zor gelecek biliyorum. Ne kadar zor gelse de hayat biraz da o zorlukları aşmak. Ne haber? İyidir abi de hayırdır? Beren. Merhaba.